Hocam buyurun. Arkadaşlar merhaba. Coğrafya dersine hoş geldiniz. Şimdi geçen hafta hangi konuda nerede kalmıştı? Bana bir hatırlatır mısınız? Enlemi anlatmıştım size. Enlem yani paralelleri anlatmıştım. Ve bunların özelliklerini bitirdik diye hatırlıyorum. Doğru mudur? Enlemleri anlatmıştım ve özellikleri bitmişti. Enlem diğer ismi neydi arkadaşlar? Paralel. Neydi bunlar? Dünya üzerindeki arkadaşlar var olduğu sayılan bir yerin konumunu bulabilmek için neydi arkadaşlar? Hayali çizgilerdi bu enlem ve paraleller. Hocam ödev varmış bu arada da. Tamam, önce nerede kaldığımızı söyleyin, ödevi de yapalım. Hatırlatın bir bana. Arkadaşlar benim hatırladığım kadarıyla enlem ve paralellerin işleri. Enlem ve paraleller neydi? Dünyadaki en büyük paralel çizgisi yani enlem çizgisi. Ekvatordu değil mi? Kuzey yarımkürede 90, güney yarımkürede 90 olmak üzere 180 tane paralel çizgisi vardı. Ve her paralel çizgisi arası bir derecelik açılarla çizilmişti. Her yerde 111 kilometreydi. Değil mi arkadaşlar? Biz özelliklerini yazdık diye hatırlıyorum arkadaşlar. Ekvator paraleli. Özelliklerini yazmayacağım. Sadece tekrar etmek amacıyla söylüyorum. Hepsi birer derecelik açılarla çizilmiş. Değil miydi? Değil mi? Değil miydi? Allah'ım. Hepsi birer derecelik açılarla çizilmişti. Kuzey yarım kürede 90, güney yarım kürede 90 tane olmak üzere 180 tane neydi? Paralel çizgisi vardı. Şimdi paralelleri hesaplamaya geldiğimiz zaman arkadaşlar, paraleller her yerde neydi arasındaki mesafe? 111 kilometreydi. Paralellerin her yerde, her yerdeki arası arkadaşlar, bütün paralellerin arası 111 kilometre. Tamam mı? Şimdi burayı dikkatli dinleyin. Aynı yarım kürede ise ve aynı yarım kürede bize bir yerleri soruyor ise mesela 70 derece enlemi ile 30 derece enlemi arasındaki mesafeyi soruyor ise biz bunları çıkartarak bulabiliriz. Tamam mı? Şöyle. Mesela diyecek ki 60 derece paralelinde yer alan bir yer ile 30 derece paralelinde yer alan bir yer alan yerin yani şu iki yer arasındaki mesafe kaç kilometredir diye bize soracak. Böyle bir soru sorulursa eğer ne yapacağız? Aynı yarım kürede olduğu için 60'dan 30'u çıkartacağız. Tamam mı? Şuraya yıldızlı bir madde yazıyorum. Paralel arasındaki mesafe sorulduğunda iki paralel diyelim bunu arkadaşlar. İki paralel arasındaki mesafe sorulduğunda. Tamam mı? Aynı. Yani ikisi de aynı kuzey yarım kürede ya da ikisi de aynı güney yarım kürede ise aynı yarı kürede olanlar çıkarılır. Farklı yarı kürede olanlar toplanır. Tamam mı arkadaşlar? Ve bize bunu kilometreye sorun derse, çevirin derse arkadaşlar, kilometreye. Aralarında 30 tane enlem farkı varmış. Peki kaç kilometreymiş aralarındaki mesafe? 111 çarpı 30. O da arkadaşlar ne yapıyor? 3330 yapıyor. Yanlış hesaplamadıysam. Tamam mı? Kaç tane aralarında? Tekrar söylüyorum. Bize enlem derecelerini verip bir yerin yani iki tane paralel derecelerinin arasındaki kaç tane enlem çizgisi geçiyor diye sorar ise aynı yarım kürede sordukları nedir? Çıkartacağız. Peki kaç tane enlem geçiyormuş aralarından? 30 tane enlem geçiyormuş. Bunu kilometre hesabı olarak sorarsa derse ki bu iki paralel çizgisi arasındaki kaç kilometredir diye sorarsa çıkardığımız enlemle 111'i çarpacağız. Şöyle 20 derece enleminde 20 derece kuzey yarımküre enleminde ile
40 derece güney yarım küre enlemi arasında kaç tane enlem farkı vardır diye sorar ise, yani şunların arasında farklı yarım kürelerde ise arkadaşlar, bunları da 20 artı 40 ne yapıyoruz, topluyoruz ve 60 tane enlem farkı olduğunu buluyoruz. Yani bunların arasında 20 derece kuzey yarım küre ile 40 derece güney yarım küre enlemi arasında kaç tane enlem vardır diye sorarsa, topluyoruz arkadaşlar. Topluyoruz. Yine bize derse ki 20 derece kuzey yarım küre ile 40 derece güney yarım küre arasındaki mesafe ne kadar diye sorarsa, yine 60 çarpı 111'i çarpıyoruz arkadaşlar. O da 6660 kilometre yapıyor. Tekrar ediyorum. Şimdi kuzey yarım kürede 90 tane paralelimiz vardı. Güney yarım kürede 90 tane paralelimiz vardı ve toplam 180 tane paralel çizgimiz var. Burada hemfikiriz. En büyük paralel çizgimiz neydi? Ekvatordu arkadaşlar. Şimdi aynı yarım kürede bize iki tane enlem derecesi verip bunların arasında kaç tane enlem vardır, yani kaç tane enlem farkı vardır diye sorarsa, çıkartıyoruz. Enlem farkını eğer bize bunların arasında kaç kilometre vardır diye soruyorsa, bulduğumuz enlem farkıyla 111 kilometreyi çarpıyoruz. Bu 111 kilometre neydi? Her yerde aynıydı. Çünkü aralarındaki mesafe, yani iki meridyen arasında, yani iki paralel çizgisi arasındaki mesafe her yerde 111 kilometreydi. Eğer kuzey yarım kürede bir enlem derecesi verip güney yarım kürede bir enlem derecesinin arasında kaç tane enlem geçiyor diye sorar ise arkadaşlar, topluyoruz. Kaç tane enlem vardır arasında diye topluyoruz ve 60 tane enlem olduğunu buluyoruz. Eğer derse ki bu enlem dereceleri arası kaç kilometredir diye sorarsa, kilometre sorarsa arkadaşlar, bulduğumuz sonuçla 111'i yine çarpıyoruz. Bunları bir yazalım. Yazalım arkadaşlar. Yazalım. Yazınca bana haber verin arkadaşlar. Yazdık deyin. Kafa karıştıracak hiçbir şey yok. Aynı yarım kürede bize enlem farkını sorarsa, kaç tane enlem farkı varmış aralarında derse, çıkartacağız. Farklı yarım kürelerde kaç tane enlem farkı vardır diye sorarsa, toplayacağız. Ve her zaman kilometre olarak sorarsa 111 kilometre ile çarpacağız. Tamam mı? 111 neden? Daha önceki derste de söylemiştim arkadaşlar. 111 her iki enlem derecesi arası arkadaşlar 111 kilometre. Tamam. Bundan dolayı. Ölçülmüş dünyanın iki eşit parçaya böldüğünü varsayarsak, ekvator hani ortadan geçen dünyayı iki eşit parçaya bölüyordu ya. Bilim insanları ölçmüşler ve ölçüm sonucunda her meridyenin arasının 111 kilometre olduğunu bulmuşlar. Meridyen diyorum, enlem paralel. Yazınca yazdık diyelim. Bir kişi yapmış ama sadece bir kişi yapmış. Anladınız mı? Anladığınız yer var mı bu noktada? Tekrar edebilirim. Mantık şu arkadaşlar. Aynı yarım kürede mesela 20 derecedeki Peru'yla işte 40 derecedeki Şili'nin arasında kaç tane enlem farkı vardır diye sorduğun zaman, farklı yarım kürelerde ise topluyoruz. Aynı yarım kürelerde ise enlem derecelerini soruyorsa, burada neye dikkat edeceksiniz? 60 derece kuzey yarım küre, 30 derece kuzey yarım küre olduğuna. Ya da 20 derece kuzey yarım küre, 40 derece güney yarım küre. Hangi yarım kürelerde olduğunu zaten size söyler arkadaşlar. Siz bunu yarım küreler olarak dünya üzerinde bulacaksınız. Aynı yarım kürede iseler çıkartıyoruz, farklı yarım kürede iseler topluyoruz ve kilometre olarak aralarındaki mesafeyi sorarsa 111 ile çarpıyoruz. Tamam mı? Bununla alakalı testler var arkadaşlar.
arkadaşlar, eğer internetten ya da elinizdeki kitaplarınız varsa çözebilirsiniz. Çok fazla bunlarla alakalı soru çok sorulmuyor arkadaşlar ama siz yine de bilin, öğrenin. Hocam yazmış anlamışım. Çok güzel, aferin size. Şimdi enlemi geçiyorum, meridyenler. Meridyen, diğer ismi ne? Boylam. Meridyen, boylam. Meridyen, boylam. Meridyen, diğer ismi arkadaşlar, boylamlar. Ya da boylam diyelim. Kulağını karıştırmayalım. Meridyen, boylam. Meridyen arkadaşlar, hemen bakalım. Kitabınızın 52. sayfasında göstermiş. Meridyen arkadaşlar, dünyayı kuzeyden ve güneyden, kuzeyden güneye doğru dik çizdiği varsayılan çizgilerdir arkadaşlar. Meridyenler iki meridyen arası, yani bir ülkedeki neyi bulmamızı sağlıyor? Saat, yerel saat hesaplamamızı ve iki ülke arasında ne kadar kaç saat fark olduğunu bulmamızı sağlıyor arkadaşlar meridyenler. Öncelikle bunları söyleyeyim, tamam mı? Kitabınızda gördüğünüz gibi başlangıç meridyeni arkadaşlar kırmızı çizgiyle gösterilmiş, gördünüz mü? Ve üstüne yazmış başlangıç meridyeni. Sıfır derece meridyeni nereden geçiyormuş arkadaşlar? Londra'dan geçiyor. Londra'dan. Unutmuyoruz. Londra'dan geçiyor. Londra'dan nereden? Greenwich kasabasından geçiyor arkadaşlar. Burada yazıyor. Altını çiziyoruz. Bu yarım küreyi, yani şu küreyi arkadaşlar defterinizde çizebilirsiniz. Ve buradan takip edebilirsiniz. Yani o çizdiğinizin yanında benim söylediklerimi yazabilirsiniz. Tamam mı? Neymiş arkadaşlar? İki kutup noktası arasında uzanan, paralelleri dik kesen hayali yarım dairelerdi. Paraleller neydi? Yatay olarak çizilenlerdi. Neymiş meridyenlerde? Meridyenlerde paralelleri dik olarak kesiyormuş. Başlangıç meridyeni İngiltere'deki Greenwich kasabasından geçiyor. Başlangıç meridyeni yüzeyi doğu ve batı olarak iki eşit parçaya bölünüyor arkadaşlar. Yazalım. Oldu. Şimdi yazarken şey olur. Kafanız karışır. Meridyen dedik. Boylan ve meridyen. İkisi de aynı dedik. Şimdi yatay olarak kesen hayali çizgiler neydi? Paralellerdi arkadaşlar. Dünyayı kuzeyden güneye ya da güneyden kuzeye doğru dik kestiği varsayılan hayali çizgilere meridyen, yani boylan denir. Yazalım. Dünyayı kuzeyden güneye ya da güneyden kuzeye arkadaşlar, ikisi de olur. Güneye dik kestiği varsayılan hayali çizgiler. Bu çizgiler arkadaşlar kuzeyden güneye ya da güneyden kuzeye doğru çiziyormuş. Kuzeyden güneye doğru çiziyormuş. Enlemleri dik olarak kesiyor arkadaşlar, tamam mı? Enlemleri dik olarak kesiyormuş. Başlangıç meridyeni yazalım. Başlangıç meridyeni Londra'dan şuraya yazayım. Greenwich kasabasından geçer. Şimdi enlem, yani paralel nereden geçiyordu arkadaşlar? Hatta ben size söylemiştim. Ekvator çizgisinin geçtiği ülkeler nerelerdi diye söylemiştim arkadaşlar. Ekvator çizgisinin geçtiği ülkeler nelerdi arkadaşlar? Şu çizgi üzerindeki ülkelerdi. Burada da başlangıç meridyenini arkadaşlar Londra saymışlar. Yine dünyayı kuzey, doğu ve batı yarımküre olarak, bu defa doğu ve batı yarımküre olarak ayırıyoruz. Şimdi kuzey ve güney olarak ayırdık değil mi enlemde paralellerde? Bu defa meridyenlerde doğu ve batı olarak ayırmışlar ve hesaplayarak orta noktasının
bulmuşlar. Orta noktanın arkadaşlar Londra olduğunu tespit etmişler. Londra'dan geçiyormuş. Londra'daki Greenwich kasabasından geçiyormuş ve burayı 0 derece olarak kabul ediyorlar arkadaşlar. 0. Londra'nın doğusuna doğu yarımküre, batısına batı yarımküre denmiş. Yazalım. Başlangıç meridyeni diyelim. Şöyle yazalım. Başlangıç meridyeninin doğu kısmına doğu yarımküre, doğu yarımküre, batıda kalan kısmına, batıda kalan kısmına, batı yarım küre denir. Tamam mı? Doğuda kalan kısmına doğu yarım küre, başlangıç meridyeninin batısında kalan kısmına batı yarım küre diyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Sıfır Londra'dan geçen gözlem evreye sıfır olarak kabul ediliyor. Bu başlangıç meridyeni, başlangıç boylamı. Arkadaşlar, bunun doğuda kalan kısmına doğu yarım küre, batıda kalan kısmına batı yarım küre diyoruz. Doğu yarım kürede başlangıç meridyeninin doğusunda 180, batısında 180 olmak üzere 360 tane meridyen neyi vardır arkadaşlar? Toplamda doğuda, kısaca yazıyorum, doğuda ve batıda 360 tane meridyen yayı vardır. Meridyen vardır. Tamam mı? Şunların hepsi birer madde. Neymiş? Dünyayı enler ve paralelleri kuzey ve güneyden dik olarak kesen hayali çizgilere meridyen boylam diyormuşuz arkadaşlar. Başlangıç meridyeni olarak, başlangıç boylamı olarak Londra'dan geçen, Greenwich kasabasından geçen, gözlem evi var arkadaşlar oradan, Greenwich gözlem evinden geçen 0 derece meridyenidir. Tamam mı? 0 derece meridyeni doğusunda kalan kısma doğu yarım küre diyoruz. Batısında kalan kısma batı yarım küre diyoruz. 180 tane doğuda, 180 tane batıda olmak üzere 360 tane meridyen yayı vardır. Yazalım bunları. Maddelere devam edelim. Burayı yazdıysanız maddelere devam ediyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Maddelerimizi yazdık.
Devam ediyoruz. Ne dedik arkadaşlar? 180 doğu yarımkürede, 180 batı yarımkürede olmak üzere 360 tane meridyen çizgisi var dedik arkadaşlar. Şöyle, her meridyenin boyları aynıdır. Şimdi biz eller paralellerle işlerken ekvatorlar kutuplara doğru gidildikçe paralellerin boyları değişiyordu değil mi arkadaşlar? Ne yapıyordu? Kısalıyordu. Paralellerin boyları küçülüyordu. Bunda dünyayı dik olarak kestiği için arkadaşlar boyların da kısalma olmuyor. Meridyenlerin boyları aynı. Fakat dünyanın şeklinden dolayı, ve iyi dinle, dünyanın şeklinden dolayı İki tane meridyen arası sadece ekvator çizgisi üzerinde 111 kilometre, kuzey ve güney kutup noktalarına doğru gidildikçe bu kilometre azalıyor arkadaşlar, tamam mı? Sadece ekvator çizgisi üzerinde 111 kilometredir. Yazalım. İki meridyen arası mesafe sadece ekvator üzerinde 111 kilometredir. Size bunu sadece ekvator üzerindeki noktaları zaten sorar hesaplamanızı isterse. Daha fazlasını hani sizin diğerleriniz bulmanızı çok istemez arkadaşlar. Çünkü meridyen bize ya da boydan yerel saat hesaplamasında fayda veriyor. Tamam mı? Boylam diyelim. Boylam arkadaşlar, dünya üzerindeki bir noktanın derece, dakika ve saniye cinsinden değerini diyor. Ya önce biz meridyenleri bitirelim. İkisi aynı şey ama önce bitirelim. Tamam mı? Ne dedik arkadaşlar? Doğuda kalan kısmında doğu yarımküre, batıda kalan kısmında batı yarımküre, doğu meridyenleri ya da batı meridyenleri diyoruz, tamam mı? Doğudaki meridyenlere doğu meridyeni, batıdaki meridyenlere batı meridyeni diyoruz. Onu da yazalım. Doğuda kalan meridyenlere doğu meridyeni, batıda kalan meridyenlere batı meridyeni denir. Batı meridyeni denir arkadaşlar, tamam mı? Doğudakilere doğu meridyeni, örneğin şöyle. Türkiye 36-42, kuzey paralelleri 26-45 doğu meridyeni. Örneğin Türkiye neredeymiş arkadaşlar? Türkiye 26 derece 45 dakika doğu meridyenindeymiş. Doğu meridyenindeymiş, tamam mı? Türkiye 26 derece 45 dakika doğu meridyenindeymiş arkadaşlar. Unutmuyoruz, tamam mı? Yani bunu örnek olarak verdim arkadaşlar. Doğudakileri doğu meridyeni, batıdakileri batı meridyeni diyoruz. Mesela New York derecesini atıyorum. New York 25 derece 42 dakika doğu meridyeni, batı meridyenindedir gibi. Bunu da söyledik. Evet, hemen antimeridyenden bahsedeyim arkadaşlar. Antimeridyen, şunu da yazalım. Ardışık iki meridyen arası her yerde 4 dakikadır. Tamam mı arkadaşlar? Ardışık iki meridyen arası her yerde 4 dakikadır. 4 dakika neden? Dünyanın kendi etrafındaki dönüşünü tamamlayıp güneş etrafından geçtiği sürede iki meridyen arasında 4 dakika geçiyormuş arkadaşlar. Bu 4 dakikada bize yerel saat hesaplamalarından saatleri bulmamıza yardımcı olacak. Bunu da ikinci derste anlatacağım. Önce bunları bir yazın. Bir de antimeridyenden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Söyleyeyim, ikinci derste devam edeceğiz. Antimeridyen
Bir meridyenin, örneğin diyelim ki 30 derece meridyeni doğudan geçiyor. Bunu diğer yarım küredeki, diğer yarım kürede 180'e tamamlayan meridyendir arkadaşlar. Tamam mı? Kitabımızda örneği vermiş. Şöyle göstereyim size. Antimeridyen. Çok fazla bu antimeridyen sorulmaz sınavlarda ama siz yine de bilin. Diyor ki arkadaşlar, 30 derecenin doğu meridyeni, yani şuradaki bir doğu meridyeni altını çizdim. Yayını 180'e tamamlayan meridyene antimeridyen denir. 30 derece doğu meridyeninin antimeridyeni 180'e tamamlayan meridyen neresi arkadaşlar? 150 derece meridyeniymiş. Çünkü 180 eksi 30, 150 derece meridyeni yapıyor. Bunu da unutmayalım, aklımızda da bulunsun. Tamam mı arkadaşlar? Antimeridyen neymiş? Bir yarım küredeki antimeridyen, bir meridyen yayını 180'e tamamlayan meridyen. Bir meridyen yayını 180'e tamamlayan karşısındaki meridyen demek arkadaşlar. İkinci derste devam edelim. Evet arkadaşlar, ilk dersimizde ne gördük? Meridyenler ve boylamlar. Neydi arkadaşlar bunlar? Dünyayı kuzey ve güneye doğru, kuzeyden güneye doğru çizgi varsayılan çizgilerdir arkadaşlar. Kuzey ve güneye doğru çizdiği için her meridyenin boyu aynıdır, eşittir birbiriyle arkadaşlar. Tamam mı? 0 derece Londra'dan geçen gözlem evindeki Greenwich kasabasından geçen gözlem evindeki de başlangıç meridyenidir arkadaşlar. 0 derece olarak geçen. Başlangıç meridyeninin doğusunda kalan doğu yarım küre, batısında kalan batı yarım küre batı meridyeni denir. 180 tane doğuda, 180 tane batıda olmak üzere 360 tane meridyen, yani boylam çizginiz vardır. Boylam çizgisi arasındaki mesafe sadece ekvatorda 111 kilometredir. Kuzeylere ya da güneye gidildikçe bu mesafe azalır. İki meridyen arası, ardışık iki meridyen arası, ardışık ne demek? Birbirini takip eden iki meridyen arası mesafe her yerde 4 dakikadır. Tamam mı? Yazdık. Örnek verdik. Türkiye 26.45 doğu meridyeninde yer alır ya da batı meridyeninde yer alır diye söyledik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Buraları siliyorum. Antimeridyenden bahsediyordum arkadaşlar. Antimeridyen yazalım. Antimeridyen. Anti ne demek? Bir şeyin zıttı, karşılığı demek değil mi? Antimeridyen de meridyenin, bir meridyenin karşısındaki 180'e tamamlayan meridyendir. Şöyle yazalım. Antimeridyen bir meridyeni karşısındaki 180'e tamamlayan meridyendir. Karşısında 180'e tamamlayan meridyendir. Dedik arkadaşlar, boylam. Özür dilerim, vurmakta. Boylam arkadaşlar, boylam nedir? Dünya üzerindeki herhangi bir yerin başlangıç meridyeninin uzaklığının derece ve dakika cinsinden değeridir. Şöyle, dünya üzerindeki bir yerin derece, dakika, derece ve dakikalar bu şekilde ifade edilir arkadaşlar. 8. ve 7. sınıfta matematik derslerinde gördünüz. Derece, dakika ve saniye de cinsinden değildir arkadaşlar. Saniye cinsinden değildir. Saniye nasıl bitti diye baktım. Derece, dakika, saniye. Şimdi örnek verelim. Kitabınızda örneği vermiş. Ne demiş? Örneğin uşak 29 derece boylamında, 29 derece çizelim. 29 derece boylamında, çünkü uşak nerede? Türkiye'de. Türkiye nerede? Doğu yarım kürede. Eğer batı yarım kürede olsaydı bu tarafa çizecektik. Tamam mı? 29
24 dakika ve 21 saniye doğu meridyeninde yer alıyor gibi bir örnek vermiş arkadaşlar. Bu da başlangıç meridyeninden doğuya batıya doğru gidildikçe meydana gelen değişimleri ifade etmesinden dolayı arkadaşlar. Bu şekilde ifade ediyoruz. Bu da yerel saat hesaplamalarında bize yardımcı oluyor, tamam mı? Yerel saat üzerinde etkilidir. Yazalım. Şimdi dedik, yerel saat hesaplamalarında bize yardımcı oluyor dedik. Yerel saat ne demek? Yerel saat dünya üzerindeki bir meridyenin o ülkenin yerel saatidir. Güneşin önünden geçtiği, bir günde güneş önünden geçtiği saattir. Yani gece gündüz olayıdır arkadaşlar. Tamam mı? Yerel saat budur. Türkiye'nin yerel saati her zaman nedir arkadaşlar? İşte ileri ve geri kullandığımız yerel saatlerdir. Tamam mı? Ama artık ileri ve geri yapmıyoruz. Neden? Son birkaç yıldır yapmıyoruz. Çünkü arkadaşlar güneş ışınlarından biraz daha faydalanmak için hep ileri olan yerel saati kullanıyoruz. Yerel saat dünya üzerindeki bir meridyenin üzerindeki işte ülkelerin yerel saatleridir. Her meridyenin yerel saati birbirinden farklıdır arkadaşlar, tamam mı? Her meridyenin, yani her meridyen üzerindeki ülkenin yerel saati birbirinden farklıdır. Mesela Türkiye'nin yerel saati şu anda 11.40 ise bu batıya doğru gidildikçe ne yapacak arkadaşlar? Bu saat geriye doğru gidecek. Doğuya doğru gidildikçe daha da ne yapacak? Bu saat artacak. Neden? Dünyanın şeklinden ve bir gün boyunca batıdan doğuya doğru dönmesinden dolayı her yerde yerel saat farklıdır. Doğuya doğru gidildikçe yerel saat artar, batıya doğru gidildikçe yerel saat azalır. Şöyle, Türkiye'de şu anda saat 11.40 ise İngiltere'de yerel saat nedir arkadaşlar? Aramızdan kaç tane meridyen yayının geçtiğini buluyoruz ve 4 dakikayla çarpıyoruz. Tamam mı? Bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. İlk dersimizde bize soru ödev vardı, bana hatırlatın demiştim. Neydi arkadaşlar o ödev? Bana bir hatırlatır mısınız? Ödev bana bir hatırlatın. Nurgül, sayfa 51. Teşekkür ederim Nurgül'cüğüm. Tamam bakalım, sayfa 51'de. He, şurası değil mi arkadaşlar? Şu haritayı vermiştim. Ne demiştim bu harita üzerinde? Deniz suyu sıcaklığı ve tuzluluğu enlemeklisine bağlı olarak ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ne yapıyordu? Azalıyor değil mi? Enlemin bazı etkileri vardı ve bunları yazmıştık. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe ne oluyordu? Gün süresi uzuyor ya da kısalıyordu. 6 ay gece 6 ay gündüz oluyordu. Denizlerdeki tuzluluk ve sıcaklık azalıyordu. Yerleşme sınırı alçalıyordu gibi. Buna göre aşağıdaki haritada konumları verilen denizlerin tuzluluk oranlarını az olandan çok olana doğru sıralayınız. Kim sıralar? İlk olarak kim sıralar? Bana şu Barents Denizi, Baltık, Karadeniz, Akdeniz, Kızıldeniz'i bir denizli tuzluluk oranının az olanından çok olanına doğru bir sıralayın bakalım. Neresi daha az olacak arkadaşlar? Neyse cevap söylemeyeyim ben ya. Önce bir arkadaşımız. Şu denizlerin kuzeyde Barent, daha sonrasında Norveç ve Finlandiya'nın olduğu yerde Baltık, ülkemizde Karadeniz, Akdeniz ve Afrika'nın doğusunda bunlar Kızıldeniz. Nurgül'e kaç şey açacağım? Barent, Baltık, Karadeniz, Akdeniz, Kızıldeniz. Zaten ben de söylemişim cevabı arkadaşlar. Denizin tuzluluğu az olan en fazla neresi? Kuzey yarımküreye yakın olan, kuzey kutbuna yakın olan yerler. Denizlerin tuzluluğu. Güney yarımkürede de aynı, güney kutbuna yakın olan yerler. Ekvator çizgisi üzerinde olan yerler sıcak ve bunlar kuzey kutuplarına doğru gidildikçe arkadaşlar tuzluluğu azalıyor. En kuzeydeki denizimiz Barents Denizi. Daha sonra arkadaşlar enler aşağı doğru düşüyor. Bak 70 derece, 60 derece, 50 derece, 30 derece, işte 20 derece. Gittikçe azaldı, gördünüz mü dereceler? Barents, Baltık, Karadeniz, Akdeniz ve Kızıldeniz olarak denizlerin tuzluluğu azdan çoka doğru. Çoktan aza doğru en tuzlu ve sıcak denizimiz Kızıldeniz, Akdeniz, Karadeniz,
Baltık Denizi, Barent Denizi, Rusya'nın Sibirya'nın kuzeyindeki en soğuk denizimiz arkadaşlar. Kim söylemiş o hocam devamı? Nurgül'cüm. Teşekkür ediyorum. Dilara'ya teşekkür ediyorum. Peki diğerleri uyuyorlar mı? Daha sonrasında yolda gördüğüm zaman hocam biz anlamadık diye bir cümle duymak istemiyorum. En nefret ettiğim şey bahaneler kurmanız arkadaşlar. Dünyanın ve Türkiye'nin, ülkemizin birçok yerinde ne zor şartlarda ders çalışmak için, bu derste dinlemek için çabalayan öğrenciler var. Ve sizler elinizin altında birçok imkan bulunurken sürekli bahaneler kuruyorsunuz. Anlamadık, anlamadık. Böyle bir şeyi kabul etmiyorum. Oturup dersi dinliyorsunuz. Bakın dinleyenler ne güzel yapıyor. Dilara yapıyor, Nurgül yapıyor. Şöyle bir madde daha yazalım. Dünya üzerinde boylam dereceleri farklı. Boylam derecesi farklı olan yerlerin yerel saatleri de farklıdır. Tamam mı? Yerel saatleri farklıdır arkadaşlar. Aynı boylam üzerinde aynı ülke varsa, yani aynı boylam üzerindeki yerlerin yerel saatleri aynı, farklı boylam üzerindeki yerlerin yerel saatleri de farklıdır arkadaşlar. Dedik, her meridyen arası 4 dakika dedik. Şimdi söyleyeceklerimiz, bakalım daha başka bir şey var mı? Zaman kavramına geçmiş, yerel saat hesaplamasına geçmiş. Şöyle siz yazın, önümüze gelin. Pardon. Yerel saat hesaplamaları diyelim. Öncelikle şurada sorular var. Bunları bir cevaplayalım mı? Bir iki tanesini cevaplayalım. Pardon, yazıyı kapatayım yine. Yazdınız mı? Yazdıysanız arkadaşlar 53. sayfadaki soruları bir cevaplandıralım, olur mu birlikte? Hocam ödevleri WhatsApp'tan atacağız değil mi?
WhatsApp'tan değil arkadaşlar, buradan söyleyebilirsiniz yaptık diye. Yani derste söyleyebilirsiniz WhatsApp'tan, çünkü okuldan çok arkadaşımızı takip edemeyebilirim. Yazmış olacak. Tamam mı? Evet, şimdi arkadaşlar biz ne dedik en başta? Boylanma, meridyenler ne dedik arkadaşlar? Yerel saat hesaplamaları dedik. Yerel saat hesaplaması ve iki tane ülke arasındaki mesafeleri bulmamıza yarıyordu değil mi? Şimdi 53. sayfada çok güzel bir örnekleme vermiş. Bir tane ülke vermiş arkadaşlar. Dünya üzerindeki herhangi bir ülke. Şurada dünya üzerinde herhangi bir ülkeyi vermiş. Sarı alanda taralı. Bir ülke, bu ülkenin arkadaşlar en doğusuyla en batısı, en kuzeyiyle en güneyinin geçtiği çizgileri bulmuş. Tamam, yerleri yani hesaplamış. Size böyle bir yer verir, tamam mı? Mesela Türkiye'nin en kuzeyi, en güneyi çizgilerinden geçeceksiniz, tamam mı? En doğusu, en batısı. Yani çizgilerinden muhakkak, yani en son sınır çizgileri üzerinden çizeceksiniz. Buraların derecelerini yazmış. 8 derece, şimdi 0 derece doğu boylamını, yani 0 derece boylamını gördünüz değil mi? 0 derece başlangıç meridyeni. Bu ülke hemen 0 derece başlangıç meridyeni yanındaki 8 derece boylamı batıda, doğuda arkadaşlar en doğudaki çizgisi 25 derece doğu boylamı. Doğu görüntülü olduğunu nereden anlıyorum? Şuradan anlıyorum arkadaşlar. Doğuya doğru gittikçe rakamlar artıyorsa, doğu yarımküre sıfırdan başlayıp batıya doğru gittikçe rakamlar artıyorsa batı yarımküredir. Yani bu tarafa gittikçe 1, 2, 3, 4 diye artacak. Batıda 0 derecenin batısında 1, 2, 3, 4 diye artacak, tamam mı? 25 derece boylamı, kuzeyinde 70 derece enlemi, güneyinde 12 derece enlemiymiş. Şimdi diyor ki birinci soru. Bölgenin en kuzeyi ile en güneyini sınırlandıran enlemlerin değeri nedir? Bana yazar mısınız? En kuzeyi ile, çok basit bak, en kuzeyi ile en güneyinden geçen enlemlerin dereceleri nedir? En kuzeyi ile en güneyinden geçen enlemlerin dereceleri. Bakın arkadaşlar, en kuzeydeki ve en güneydeki de çizginin sınırdan geçtiği çizgiyi bana bir yazın. En kuzeyi ile en güneyini sınırlandıran enlemlerin dereceleri. Yazın bakalım. Nerelerdir? Hangi derece enlemlerinden geçmişler? Beyza Hanım, işçilerin 180 demiş. Arkadaşlar 180 nereden geldi? Bana anlatır mısın Beyza? 180'i buradan nereden buldun? Çok, ben yani 2 saatte boşuna anlatmışım. Bak 180 diye bir şey yok burada. Hocam küre demiş. Hayır arkadaşlar, küreden müreden değil ya. Sallamasyon yapmayın şunları. Nurgül Sarıkaya 90 demiş. Siz var ya uçuyorsunuz şu anda. Arkadaşım bak. Ülkeyi vermiş bize. Ben size şu ülkeye bakın diyorum. Şu. Sınırlarının geçtiği enlemleri çizmişler değil mi? En batısındaki meridyen, dik olan çizgiler meridyen. Önce bunu bir yazın. Dik olan çizgiler, şöyle tutuyorum. Dik olan çizgiler meridyen, yatay olan çizgiler enlem. Dik olan çizgiler meridyen, yatay olan çizgiler enlem arkadaşlar. Ve bize bu ülkenin en kuzeyinin geçtiği enlem derecesi kaç? Bana bunu söyleyin şu arkadaşlar, şu. En kuzeyinden geçtiği enlem derecesi kaç? En kuzeyinden geçtiği, yani en yukarıdaki geçen çizgi, yatay çizgi kaç? Sevda, bakat yüksel 20. Ha? 20 arkadaşlar, 20 en kuzeyinden geçen. Arkadaşlar en kuzeyinden geçen enlem çizgisi 20. En güneyinden geçen enlem çizgisi kaç, bana bir söyleyin. En güneyinden geçen, en alttan geçen çizgi. Ama sınıra değecek bak. Ülkenin çizgisinin sınırına değecek. Esra Doğan 12. Çok güzel. Çok şükür. Arkadaşlar en kuzeyinden geçen, yani sınırın geçtiği çizgiye bakıyorum 20. En güneyinden sınırın geçtiği çizgiye bakıyorum 12 derece. Tamam mı? Hemfikiriz. 20 derece ve 12 derece enlemleriymiş. İkinci soru. Bölgenin en doğusu ile batısı arasındaki boylam farkı ne kadardır? Kolumu ağrıyor tutarken.
Bölgenin en doğusu ile en doğusu neresi? Burası değil mi? En doğusu dediğim meridyenine bakacağım bu defa. Yani dik olan çizgilere bakacağım. Dik olan çizgilere bakacağım. En doğusundaki çizgi ile en batısı arasında kaç boylam farkı vardır? Bana bir söyleyin. En doğusu ile en batısı arasında kaç boylam farkı vardır? En doğusundaki boylam farkı kaç? 25. En batısındaki boylam farkı kaç? 8. Bana bunu bir bulun bakalım. Yani 25 ile 25'ten 8'i çıkartacağız değil mi? Aradaki mesafeyi bulabilmek için 25 derece boylamından hesaplamak 17 arkadaşlar, evet. Arkadaşlar en doğusundaki 25 derece boylamından en batısındaki 25 derece, 8 derece boylamını çıkartıyorum. Ve arada kaç tane, kaç mesafe varmış arkadaşlar? 17 neymiş arkadaşlar? Boylam farkı varmış. Aralarında 17 tane boylam farkı varmış. Bunda da anlaştık. 17 yazalım şuraya. Bölgenin kuzeyi ile en güneyi arasında kuş uçuşu uzaklık kaç kilometredir? Şimdi kilometre cinsini bulacağız. Kilometrede ne yapıyorduk? Biz 11 ile çarpıyorduk değil mi? Bulun bakalım. En kuzeyi ile 20 derece enlemi ile en güneyi arasında, yani 12 derece enlemi arasında kaç kilometre vardır? Hadi bakalım. Ne yapacağız? Bunlar bir kere aynı yarım küredeler mi? Aynı yarım kürede olduklarını nasıl anlıyorum? En altta sıfırı vermiş bize. Ne yapmış? İkisi de sıfırın üstünde. Yani ekvatorun üstünde bir ülke. Demek ki aynı yarım küredeler. Ama biri altta, biri sıfırın altında, biri sıfırın üstünde olsaydı farklı yarım kürede olacaklardı. İkisi de, yani iki boylamda sıfırın üzerinde olduğu için ikisi de aynı yarım kürede. En kuzeyi ile en güney arasındaki kuş uçuşu uzaklık 20'den 12'yi çıkartacağız ve 111 ile çarpacağız değil mi? Hocam senin kadar kaldı. Tamamdır. Ne yapmış arkadaşlar? En kuzey ile en güney arasında 20 derece ile 12 dereceyi ne yapmış? Çıkartacağız arasındaki farkı bulmak için. Aynı yarımkürede oldukları için, farklı yarımkürede olsalar bile toplayacaktık değil mi? Kaç derece kaldı? 8 derece. Bunu da 111 kilometre ile çarpıyoruz. 8 kere 1, 8. 8 kere 1, 8. 8 kere 1, 8. Yani 888 kilometreymiş. Bu iki tane meridyenler arasındaki uzaklık. Bak. Hocam hesaplandı, yoksa cevabı buradalar. Yani siz yazmadınız. Aynı cevap değil mi? Çok güzel. Arkadaşlar sizi tebrik ediyorum. İki tane enlem arasındaki farkı buldum. 8 derece. 8 dereceyi ne yaptın? 8 tane enlem geçiyormuş aralarından. Kilometre sorduğu için 8 enlemi 111 kilometre ile çarptım ve kuş uçuşu uzaklığını buldum. Aynı yarım küredeler. Farklı yarım kürede olsalar yine toplayacaktık değil mi? Son soru. Bölgenin en doğusu ile en batısı arasındaki yerel saat farkı kaç dakikadır? En doğusu 25 derece mi? En batısı 8 derece meridyeni. Yerel saatini bulun bakalım. En doğusu ile en batısı arasındaki yerel saat farkı. Yerel saat farkını nasıl bulacağım? Boylam derecelerine bakıyorum. En doğusundaki boylam 25 derece. En batısındaki boylam 8 derece. Önce ne yapacağım? Bunlar arasındaki mesafeyi bulacağım. Bunlar arasındaki enlem ve boylam derecesi vardı. 17 değil mi? Bu 17 tane boylam derecesinin yerel saatini bulabilmek için 25 derece boylamıyla 8 derece boylamını bulacağım. 17 derece, 17 tane boylam geçiyor değil mi bunların arasında? Peki her yerde yerel saati bulabilmek için ne yapıyorduk? 4 dakikayla çarpıyorduk arkadaşlar. 28,
6 kaç yapıyor? 17 çarpı 4 dakika. Neydi? Her yerde 4 dakika değil mi? 17 tane meridyeni 4 ile çarptığında 68 meridyen yaptı. 68 meridyeni saate çevirin bana. 68'i saate çevirin. Hocam sevgisiyle bana hocam 4 dakikayla çarpıyoruz demiş. Evet. Şimdi cevap 16 demiş. Neden 16? Güzel 16 bulmuş sadece. Cevap 16 bulmuş. Hayır 16 değil. Bak anlamadınız. Şimdi diyor ki boylamları arasındaki mesafeyi bulduk değil mi zaten daha öncesinde? En doğusu ile en doğusu neresi? Burası 25 derece. En batısındaki meridyen demiş 8 derece meridyeni. Arasındaki yerel saat kaç dakikadır? Yerel saati bulmak için 25'ten 8'i bir önce çıkartacağız. Tamam mı? 25'ten 8'i çıkarttığımızda 17 tane meridyen geçiyor değil mi buradan? 17 tane meridyen geçti. Yerel saati bulabilmek için 4 dakikayla çarpacağız. Hocam Sevde Akar Arkadaşlar yazdım zaten. Hayır 1600 değil siz 11'e çarpıyorsunuz. 4 dakikayla çarpacağız. 4. Bak şimdi. 25 derece doğusundaki enlem. 8 derece batısındaki enlem değil mi? Kitabımızda bak burada yazıyor arkadaşlar. 25 derece doğusundaki enlem. Ondan boğazım kurdu. 8 derece batısındaki enlem. Tamam mı? Önce bunların arasındaki mesafeyi buldum. 25 derece enlemiyle 8 derece enlemin arasından çıkardım. 17 tane boylam geçiyormuş. Bunu yerel saate çevirebilmem için 4 dakikayla çarpıyorum. Bak 4 dakikayla. Yerel saate çevirmem için. Kaç kilometre dese gidiyor? Kaç kilometre deseydi 111'e çarpacaktım. Bana kaç kilometre dememiş. Arasındaki saati sormuş. Kaç saat yerel saat farkı vardır demiş. Yerel saat farkını sorduğu için her zaman saati 4 ile çarpıyorum. Zaten burada buldum. 17 tane boylamı 4 dakikayla çarptım. Kaç buldum arkadaşlar? 68 dakika buldum. 68 dakika diye bir saat, yani kaç saat yapıyor? 1 saat 8 dakika yapıyor arkadaşlar. Bunu Esra Doğan bildi. Aferin. Önce yazmıştı. Esra demiş ki hocam 17 ile 4'ü çarptık ya demiş. Ondan ben cevabı vermemiş. 17 ile 4'ü çarpınca kaç çıkıyor? 1602 çıkıyor. 1602 çıkıyor. 17 ile 4'ü çarpınca. Arkadaşlar 4 kere 7, 28. 4 kere 7 var, 2, 4 kere 1, 4, 2 daha 6. 68 dakika yapar. 68 dakikada saate vurunca kaç yapıyor? 60, 1 saat oluyor. 8'i atıyoruz, 8 dakika yapıyor. Esra, sözün notun 100. Esra, Doğan, sözün notun 100. Aferin kızım. 17 ile 4'ü bir daha çarp. 17 ile 4'ü bir daha çarp. 4 kere 7, 28. En devam 2. 4 kere 1, 4. 2 daha 6. 68 dakika. 68 61 saat yaptığına göre 60 dakika 1 saat yapıyor. 8'i de ona yuvarlıyoruz. Yani kaç dakika? 1 saat 8 dakika yapıyor arkadaşlar. Hocam bu soruyu yazsınlar mı? Yazın. Defterinize muhakkak bunları görmek istiyorum. Yazdıkça aklınızda kalacak arkadaşlar. Bakın. Tekrar ediyorum. İki tane meridyen ya da iki tane enlem arasında mesafeyi sorar ise aynı yarımkürede olanları çıkartıyorum. Önce boylam derecelerine bakıyorum. Mesafeyi çıkardım. En doğusundan geçen meridyen ya da enlemle en batısından geçeni. Çıkardım. Eğer kaç kilometre vardır diye sorar ise 111 ile çarpıyorum. Kaç dakikadır, yerel saat kaç dakikadır diye sorarsa 4 ile çarpıyorum. Bu iki tane meridyenin arasından, bu ülke arasında 68 dakika bir yerel saat varmış. Şu mantık. Türkiye'de şimdi yerel saat, sallıyorum saat 12. 1 saat 8 dakika daha geride olan ülke neresi olacak arkadaşlar? İşte Avrupa'da bir ülke, sallıyorum Romanya olacak. 1 saat 8 dakikalık geride olan ülkeyi buldum yani ben şu anda, tamam mı? Hani mesela Türkiye'de hep küçüklüğümüzden gerideyiz de Türkiye'de saat işte 8 iken Almanya'da 3 saat geriymiş. Almanya'da bu 3 saat geriliği nasıl buluyoruz arkadaşlar? İşte bu meridyenler arasında Türkiye ile Almanya arasındaki meridyeni buluyoruz ve bunu 4 dakikayla çarpıyoruz. Tamam mı? Mantığı anladınız mı?
Bu soruyu muhakkak şimdi şu an defterinize yazmaya başlayın. En doğusu ve en batısı arasında ya da en kuzey ile en güney arasındaki derecelerin farkını buluyorum. Daha sonrasında kilometre, yani kaç kilometre uzaklık varsa diye, vardır diye sorarsa 111 ile çarpıyorum. Aralarındaki yerel saat farkı kaç dakikadır diye sorarsa 4 ile çarpıyorum arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Bunu muhakkak defterinizde bunu yazıyoruz. Hatta şunu da çiziyoruz. Muhakkak bunu da defterinizde çiziyoruz arkadaşlar. O dereceleri, bir enlemleri bir bulun. Kendinize iyi bakın. Bol bol tekrar. Haftaya görüşürüz.